Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde ihraç fazlası ip var arkadaşlar. Bakın, kalın bir ip. Bu iple çok güzel bir kazak öreceğiz. Bu kazak iki renkle oluşuyor. Şöyle biri bu renk, biri de bu renk arkadaşlar. Bu ihraç fazlası bir ip ve %10 yün, %90 akrilik diyor. Bu ihraç fazlası ipleri ben Tuhafiye'nin dışarıdaki sepetlere konanlardan almıştım ben bu ipi. Ve güzel yumuşacık bir ip arkadaşlar. Bu ipin kalınlığı şöyle söyleyeyim, alpaka gibi kalınlığında bir ip. Ve 8 numara şişle çok güzel bir saç örgülü çizgili bir kazak yapacağız. Şöyle hemen size bir detaylarını göstereyim. Nasıl bir şey yapacağımız hakkında bilgi vereyim. Bakın, şu şekilde önünde saç örgüsü olacak. Bir 8 numaralı şişle ve kalın iple örüyoruz bu kazağı arkadaşlar. Böyle saç örgüsünü yapacağız ve V yaka çalışacağız. Bu saç örgünün teki bu tarafa gidecek, teki bu tarafa gidecek ve kesmeleri yaparak V yaka bir çalışma olacak. Ben bunu çok uzun yapmayı düşünmüyorum ama siz tabii ki istediğiniz boyda ve uzunlukta yapabilirsiniz. Benim çalışmam şu anda 36-38 bedene uyumlu bir çalışma ve ben size ölçülerini de vereceğim. Nasıl yapacağınız hakkında detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle kolunu da çizgili çalıştım. İki renkli olacak demiştim ve kolu da bakın arkadaşlar bu şekilde çizgili bir kol olacak. Arkası da sadece bu renkten arkasını çalışacağım. İkişer tane ip almıştım ben. Yani toplamda 4 tane ipten çok güzel bir kazak çalışması yapacağız. Bildiğiniz gibi piyasada kazaklar aşırı pahalı ve ben bunu çok uygun bir maliyete denk getirdim. Şöyle bakın, kolumuz da bu şekilde olacak. Buralarda arttırmaları var. Hepsini detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım. Düşük kollu bir çalışma olacak. Şöyle bakın, şu şekilde olacak. Arkasını da düz tek renk çalıştım arkadaşlar. Bakın şu şekilde, arkası da düz. Tabii ki kesmeleri yapmadım. Sizinle şimdi hep beraber yapacağız. Ve göreceksiniz ki çok kısa zamanda öreceksiniz. Çünkü 8 numara şiş ve böyle kalın bir iple çalışıyoruz bu kazağı. Şimdi hemen size bu saç örgünün nasıl yapıldığı hakkında bir detaylı bilgi vereyim. Lastiğini iki ters iki düz yaptım. Şimdi hemen ilmeğimizi atarak başlayalım. Hemen başlayalım. Şöyle bakın. Ben şimdi size sadece saç örgüsünü ve burada ikişer ilmek anlatacağım. Ölçülerini de vereceğim. Saç örgüsü yapımını anlatayım. Lastiğini şey yapalım. Ben önü arkadaşlar burada toplama olduğu için 52 de herhalde 52 ilmek attım. 8 numaralı şişle ördüm. Yine sayarız. 16 burada var. 16 burada var. 32 ediyor. 16 burada var. İkişer de burada var. 16, 18, 20. Evet, 52 arkadaşlar bu ölçümüz bizim. Önümüz. Arkayı ben 50 ilmek yaptım. Arka çünkü burada şu şeyden dolayı toplanma oluyor, saç örgüsünden dolayı. 2 ilmek veya 4 ilmek daha fazla yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre de değişir tabii ki. Şimdi ben bunu 52 tane ilmek attım. Ve ölçülerini hemen vereyim. Dediğim gibi bu 36-38 bedene uyumlu bir şekilde yaptım. Şöyle bakarsanız bu tabi açılma da yapacak. 40 gibi deyin arkadaşlar. 40 santim gibi. Bu benim bu yaptığım. Boyunu tabi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben burada ağaç kabuğu denen saç örgüsü var. 4-4-4-4. 16 taneden oluşuyor. İkişer burada var. İkişer burada. 16-18-20. 22-24 ilmek başlayalım. Çünkü şu düzünü de göstereyim. 24 ilmekten modelimizi anlatımını yapayım beraber.
Şimdi vakit kaybetmemek için şuraları örmeyeceğiz. 16 saç örgüsü için ikişer tane de burada 18, 20, 22, 24 ilmek başlayalım. Şimdi şöyle başlıyoruz. Şunu şöyle şey yapalım odaklansın diye. Bunu bakın şuradaki şurada gelen ipim var ve şu şekilde alıyorum elimi bakın şu şekilde alıyorum ve şöyle tutuyorum. Bu taraftaki yumağım burada da şöyle buraya yaklaşık olarak siz sayınıza göre 1 metreye yakın ip bırakın. Şu şekilde alıyoruz. Sonra ikisini bir böyle tutuyorum. Bunu bakın bunu şöyle alıp kendi etrafında bir kere çeviriyorum. Daha sonra buradan girip bunu buradan alıp bunu bırakıp çekiyorum. Yine buradan girip bunu bırakıp böyle çekiyorum. Bakın bu şekilde kolay bir şekilde ilmek atılıyor. Şöyle. Buradan giriyorum. Bunu alıp bunun içinden çıkarıp bırakıyorum. Tabii başka türlü ilmek atmalar da var ama ben bu şekilde ilmeklerimizi atıyorum. Şimdi burada 24 tane ilmeğimizi atalım. Saç örgüsünü hemen göstereyim. Daha sonra da yakasını oyulmasını göstereceğim ve yaka yapılmasını, kesimlerini anlatacağım. Zaten arkası dümdüz, hiçbir kesme yok. Sadece yakasında bir ufak bir şey yapacağız. Kollarında da arttırmaları var. Onlardan da bahsedeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. 24 ilmek attıktan sonra, pardon. Ben şimdi çarpmasın demiş sınaylı şişle yapıyorum ama siz normal şişle de örebilirsiniz. Şimdi önce iki ters bunu bu şekilde alıp içinden geçiriyorum. İki tane düz. Ben aslında boyunda örüyorum ama daha doğrusu şöyle de yapabilirim. Şimdi şöyle yapıyorum. İki tane ters. Şişlerle nasıl öreceğimi şaşırdım. İki tane ters. İki tane düz. Şimdi ters örerken ipimiz önde oluyor. Bunu alıyoruz önümüze. Bir kere şu şekilde dolayıp çıkartıyorum. Yine bu şekilde alıyorum. Bir kere dolayıp çıkartıyorum. Sonra arkaya alıyorum. Ve arkada da bu şekilde bir, iki ipimi öne alıyorum. Bir, iki tane ters, iki tane düz ilmek yapıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam Örgü Hocam YouTube'a gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlarımıza da bir faydamız olsun. Şimdi burada iki tane ters, iki tane düz şeklinde şeyimizi yapıyoruz. Ben burada 8 sıra yaptım. Tabii sizin ipiniz incedir, daha kalın veya daha ince de yapabilirsiniz. Şimdi 2 sıra şöyle yapalım. Ondan sonra modelimize hemen kurmayı göstereceğim. Burada 2 sıra, ben 2 sıra yaptım. 2 ters, 2 düz. Şimdi burada ben 8 sıra yaptım arkadaşlar. Model çok güzel arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de beğendiniz mi? Güzel bir çalışma. Şimdi arka sırasını hemen yapalım. Ön sırasında modelimize geçelim. Bu saç örgüsünü eğer ince iple yapıyorsanız siz 4-4 değil de 5-5-5 olarak 20 de yapabilirsiniz. Ben 4-4-4-4 yani 4 tane 4 şeklinde
yaptım. Şimdi modelimizi kuracağız. Şimdi modelde benim arkadaşlar burada 16 tane düzüm var. Sonra 2 ters. Sonra 16 tane düz, 2 ters ve 16 tane düz. Yani 52 ilmekle ben yaptım bu çalışmayı. Şimdi hemen ters. Şimdi burada 2 tane ters oluyor. Bununla bu 2 tane ters, yani şurasını yapıyorum. Daha fazla tabii sizin ilmeğiniz olacak. Şimdi 2 tane düz. 1 pardon, 2 tane 2 düz yaptık. Şimdi 2 tane ters yaptık. Şu 2 düz, şimdi şurası 2 tane ters, şurası arkadaşlar. Şimdi 16 tane düz öreceğiz. Buradaki sizin sayınızı siz kendiniz tam 2'ye bölün. Çift sayı atın ilmeklerinizi arkadaşlar. Çift sayı attıktan sonra tam 2'ye bölün sayınızı. Burada ortasında 8 bu tarafta, 2 bu tarafta, geri kalanı da kaçsa ona göre ayarlayın. Veyahut da şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi benim 20 tane burada şeyim var. Mesela siz 100 ilmek attınız. 20'sini çıkarın. Ne kalıyor geriye? 80. 40 burada, 40 burada. Veyahut da ben bunu 52 ilmek attım. Veyahut da mesela 80 ilmek attınız, 20'sini çıkarın, geriye 60 ilmek kalıyor, 30 burada, 30 burada. Tabi ipinizin kalınlığına göre de değişir bu ilmek sayınız. Şimdi 16 tane düz. Size şu anda saç örgüsünü anlatıyorum. 16 tane düz yapacağız. Bu düz 16 taneyi siz isterseniz beşli de yapabilirsiniz ama bu dörtlüsü daha rahat olur. Çünkü burmalar oluyor. Burmalar için dörtlüsü daha rahat olur arkadaşlar. Daha ince iplerle beşli de olabilir. Bu kalın iple dörtlüsü gayet güzel oldu. Evet, şimdi 16 tane düz yaptım. Şimdi 2 tane ters yapıyorum. 1 2 2 tane düz. Bu 2 tane düz tabi sizin mesela burası 20'dir. 20 bura, 20 bura, 20, 60 ilmek atmışsınızdır. 20 tane düz yapacaksınız. Şimdi arka sırasını da aynı şekilde öreceğiz. Bunu 4 sıra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi düz arka sırada ters gördüğümüzü ters, düz gördüğümüzü düz. Bakın burada düz gördüm, düz örüyorum. Şimdi bakın 16 tane tersim var. Arka sırada ters nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Bakın tersi ters olarak örüyorum şu anda. Şimdi bunu tersimizi örelim. 16 tane ters yapıyoruz. Bunu istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. İnce, kalın hiç fark etmez. Nasıl isterseniz o şekilde de bu modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi 16 tane tersimi örüyorum. Tane ters ördüm. Burada önümde düz var. 2 tane düz örüyorum. Daha sonra yine ters, 2 tane de tersim var. Ters örüyorum. Şimdi çeviriyorum. Bakın. Bunu 4 sıra yapacağız. Şimdi şuradan 1, 2 veya buradan sayın 1, 2. Şimdi bunu yine aynı gördüğümüz gibi yapıyoruz. Yani düz gördüysek düz, ters gördüysek ters. Bu da 3. sıramız. Şimdi ilk etapta 4. sıradan lastikten sonra 4. sırada ilk burgumuzu yapıyoruz. Sonra 8 tane ördük. 8 sıra örüp ikinci burgumuzu yapıyoruz. Şimdi bunu ben yine ön yüzündeyim. Gördüğüm şekilde yapıyorum. Düzü düz, tersi ters örerek 4 sıra yapacağız bunu.
Arka sırayı da aynı gördüğüm gibi yapacağım. Ondan sonra zaten hemen modelimize, burgumuzu yapacağız. Bakın, ters gördüm, ters örüyorum. İki tane ters, iki tane düz. Tabii bu sizin dediğim gibi, burada kaç tane varsa, ben modeli şu anda sadece saç örgüsünü anlatıyorum. Sonra yaka kesimini esas şeyimizde anlatacağım. Şimdi yine bu da son sıramız. Burada da aynısını görüyoruz, gördüğümüzü yapıyoruz. Düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Bunu 4 sıra yapacağız arkadaşlar. Bakın, bir şu arkadan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3. Bu şimdi sonuncu sıramız. Bu sırayı da yapalım. Hemen modelimize geçelim. Şimdi 4 sıra yaptık. Bakın şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. 4 sıra yaptıktan sonra hemen modelimizi, şimdi saç örgümüzü yapacağız. Şimdi saç örgüsü aparatı var şu şekilde arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir şiş olur. Yani evinizde bulunan, numarası önemli değil. Herhangi bir şişle de yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu düzlerimi örüyorum. Tabii sizin burada kaç tane varsa onu örüyorsunuz. Bu iki ters hiç değişmiyor. Aynı iki tersi de örüyoruz. Şimdi burada bakın. 2, 4, 4, 2, 4, 2, 4 ve 2, 4. Bu 4 tane dörtlü grubumuz var. Bu ortadaki dörtlü grubu sağa alacağız. Bu ortadaki dörtlü grubu da sola alacağız. Yani şimdi önce ortadakini öreceğim. O yüzden bu dörtlümü alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu dörtlüyü aldım. İlk dörtlümü aldım. Bakın, iki tersten sonra ilk dörtlümü aldım. Şimdi bunu önce öreceğim arkadaşlar. Bakın, bunu önce örüyorum. Buradaki şu ipimizi sıkıyoruz. Bakın, bunu direkt buraya şu şekilde. Bu dörtlü arkada kalıyor. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Bakın, 4 tane ördüm. Burada 8 tane ilmeğim var. Şu saç örgüsü. Bu ilk dördü şişimize taktık. Sizin de herhangi bir şey takabilirsiniz. Ortadaki dörtlüyü ördüm. Şimdi bunu arkaya alıyoruz. Bu ilk dörtlüyü arkaya alıyoruz ve dördünü örüyoruz. Şimdi bunu alıyorum ve bunu şuraya getirerek, tabii burayı da, şunu da sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dörtlüyü örüyorum. Şiş, yardımcı şişteki dörtlüyü örüyorum. 2, 3 ve 4. Yardımcı şişteki dörtlüyü aldım. Bakın, şöyle ilk burgumuz oldu. Ortadakini önce ördük. Sonra ilk dörtlümüzü ördük. Şimdi burada da bu ortadaki dörtlüyü alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bunu yardımcı şişe takıyorum. Bunu bu şekilde önde tutuyorum. Bakın, önde tutuyorum. İlkini arkaya aldık. İlk dörtlüyü arkaya aldık. Sonra ortadakini ördük. Sonra bunu ördük. O arkaya aldığımızı. Şimdi bunu öne aldım. Şimdi bunu örüyorum. Son dörtlümü örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu yardımcı şiştekini alıyorum ve bunu örüyorum arkadaşlar. Tabi burayı sıkıyoruz. Burada arada açıklık kalmasın diye. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın, burada ilk burgumuzu yaptık. Ortadaki dörtlüleri birini sağa birini sola burduk. Şimdi iki tane tersimizi yapıyoruz. 1, 2, 2 tane düz. Tabii bu sayı 2 değil, sizin kaçsa o. Şimdi arkada
Aynı o boş 4 sıra ördük ya, şunun gibi. Ne görüyorsak onu örüyoruz. Burada ters gördüm, ters örüyorum. Düz gördüğümü düz. Düz. Buradakilerin hepsini, o 16 ilmeğin hepsini de ters öreceğiz. Bakın arka sıradayız. Hanginin ne görüyorsak onu o şekilde örerek arka sıramızı da yapıyoruz. Bunu toplamda 8 sıra yapacağız arkadaşlar. 8 sıra sonra ikinci burmamızı yapacağız. Bunu bu şekilde, bakın ilk sıramız bu oluyor. Bu da ikinci sıramız oluyor. İlk sıramız burduğumuz sıra. Şimdi arka sıradayız. İkinci sıramız oluyor. Bunu şimdi düz gördüğümü düz örüyorum. Ters gördüğümü ters örerek 8 sıra yapacağız. Şimdi 2 sıra yaptık. Şöyle bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bunu bu şekilde, bakın şurada şey oluyor. Buradan sayması kolay. Bakın 1, 2. Ben şimdi aynı ne görüyorsam onu yapacağım. Düz gördüğümü düz, ters gördüğümü ters yapıp sonra bir kere daha vurmayı size göstereyim. Ben 8 sıra öreyim bunu. Şimdi 8 sıra yaptım. Bunu nasıl sayıyoruz? Bakın şurada zaten, bakın şöyle şeyimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra oldu. Şimdi ön yüzüne geldik. Şimdi ön yüzünde yeniden saç örgümüzü vuracağız. Hemen şöyle devam edelim. Burada tabii sizin sayınız neyse o, hani onu şey yapmayın. İki tane ters. Bu iki ters hep burada aynı şekilde gidecek. Bakın burada da iki ters hep gidecek. Şimdi burada ilk dörtlüyü yardımcı şişimize takıyoruz. 1, 2, 3, 4. İlk dörtlüyü yardımcı şişe takıp ilk bunu arkaya alıyoruz. Bunu arkaya alıyoruz. Daha sonra hemen ikinci dörtlü grubumuzu örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın ilk dörtlü grubumuzu arkaya aldık. İkinci dörtlü grubumuzu ördük. Şimdi hemen bu arkaya aldığımızı şişimizin ucuna getirelim ve bunu örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada iki tane dörtlü grubumuz var. Yine şişimize dört tanesini alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu sefer bunu önde tutuyoruz. Bakın bunu önde tutuyoruz. Son dörtlüğümüzü örüyoruz. Burayı da sıkarak örün. Şurayı sıkarak örün. 1, 2, 3, 4. Daha sonra bu öndeki dörtlüyü alıyoruz ve bunu örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın burmamızı yaptık. Şimdi iki tane tersimizi örüyoruz. 1, 2, sonra tabii düzümüz ne kadarsa o kadar düz örüyoruz. Hemen şöyle ne yaptık hemen anlatalım. Şimdi ilk dörtlüyü şişimize aldık ve onu arkaya aldık. Ortadaki ikinci dörtlü grubumuzu ördük. Arkaya aldığımızı ikinciden sonra arkaya aldığımızı ördük. Sonra üçüncü dörtlü grubu öne aldık. Şişimize aldık, yardımcı şişimize. Dördüncü dörtlü grubu ördük. Daha sonra bu öne aldığımızı ördük. Herhalde iki kere tekrar ettim, anlamışsınızdır. Şimdi bunu yine 8 sıra öreceğiz. Ve yine aynı şekilde burmamızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar
Bunu istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4 burma yapmışım burada ve bunun boyunu çok uzun istemediği için ben kızlarıma yapıyorum bunu. İstemedikleri için şimdi buradan V'sini açacağım. Bunu yine 8 sıra yapacağım. Şu anda 1, 2, 3, 4, 8 sıra yapayım. Daha sonra burmamızı beraber hadi hem şuradan keseceğiz hem de devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar V yakasını yapacağız. V yaka kesimini yapacağız. Şöyle. Şimdi burada düzünü ördüm. Burayı 8 sıra yaptık. Ben bu kısa kemer üstü olacak bu kazak arkadaşlar. Şöyle 23 santimden sonra ben bunun V yakasını açıyorum. Şimdi V yakasını nasıl yapacağız? Hemen devam edelim. Şu iki tane tersimiz zaten her zaman düz gidecek. Şimdi burada ilk ne yapıyorduk? İlk dörtlüğümüzü şişimize alıyorduk. 2, 3, 4. Bu ilk dördümüzü şişimize alıp arkaya atıyorduk. Daha sonra ikinci dörtlüğümüzü örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu arkaya aldığımızı örüyoruz. İlk dörtlüğümüzü örüyoruz yani. Bir, iki, üç, sık ördüğüm için zor şey yaptım. Dört. İlk dörtlüğümüzü örmedik, arkaya aldık. İkinci dörtlüğümüzü ördük. Şimdi burada bu tarafa geçmiyorum, bu tarafa geçmiyorum. Hemen dönüyorum. Ve örüyorum. İlk ilmeğimizi örmüyorum. Sonrasını örerek devam ediyorum. Sekiz tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Yine düz gördüğüm yeri düz, ters gördüğüm yeri ters örerek devam ediyorum. Şimdi ön sıraya geldiğimizde ilk burmamızı yaptık. Ön sıraya geldiğimizde kesmemize başlayacağız. Yaka ve oyuntusu için keseceğiz arkadaşlar. Hemen bu sırayı geçelim. Ve şurada buluşalım. Ön sırada buluşalım. Şimdi ön sıraya geldim. Bu tersin yanındaki düzün iki tanesini bu şekilde arkadaşlar şöyle yapıp keseceğim. Yani şu saç örgünün yanındaki tersin yanındaki iki tane düzü. Şu şekilde giriyorum. Ve iki ilmeği birlikte alarak bir tane ilmek eksiltmiş oluyoruz. Sonra modelime yine tersi ters düzü düz örerek bunu devam ediyorum. Arkada kesme işlemi yapmayacağız. Sadece önde kesme işlemini yapacağız. Bunları normal olarak bakın düz olarak örüyorum. 8 tane ilmeğim burada saç örgüdeki 8 tane ilmeğim değişmiyor hiç. Buradaki 8 tane değişmiyor. Şimdi çeviriyorum. Bu tarafı örmüyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıp devam ediyorum. Saç örgüsüne 8. sıranın sonunda yeniden saç örgüsü yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada yine ters ters düzü düz örerek bu sıramızda bitirelim. Ön sırada buluşalım. Şimdi ön sıraya geldik. Ön sırada bu sırada arkadaşlar kesme yapmıyoruz. Bir ön sırada kesme yapacağız. Bir ön sırada kesme yapmayacağız. Bakın burada kesmiştik. Şimdi yine arkaya öreceğim. Ve öne geldiğimde yeniden keseceğiz. Bakın şu anda kesmiyorum. Şöyle. Sonraki sırada keseceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi bakın kaçıncı sıramızdayız. Vurduktan sonra şöyle buradan bakarız. Şöyle bakın, aradan 2, 4, 6. 6 sıra örmüşüz. Bu 7. sıramız. Şimdi bakın, bir sıra önde kesmiştik. Arkada ördük. Gene önü ördük. Kesmedik. Arkayı ördük. Şimdi yine kesiyoruz. Şimdi kestik. Devam ediyoruz. Arkayı da yine öreceğiz. 7, bu 7'yi de arka 8. sırayı öreceğiz. Sonra ön sırada yine burgumuzu yapacağız. Ben şimdi örüp geleyim. Şimdi kesmemizi burada yapmıyoruz. Bakın bir önceki sırada kesmemizi yaptık. Şimdi kesmeden devam ediyorum. Yine arkayı öreceğim. Öne geldiğimizde keseceğiz arkadaşlar. Yani bir sıra önü hiçbir şey kesmiyoruz. Arkalarda bir şey yapmıyoruz zaten. İkinci ön sıramıza geldiğimizde kesme işlemini yapıyoruz. Şimdi bu 8. sıramız ördük. Şimdi vurma işlemini yapacağız. Yine ilk 4 ilmeğimizi alıyoruz. Bunu arkaya alıyoruz. Buradaki 4 ilmeğimizi örüyoruz. Eğer sizin normal şiş olursa bunu bu şişe takarak, bakın bu şişe takarak, yani şeyinizdir, normal şişiniz vardır, böyle şişiniz yoktur, bu şekilde mesela buna takabilirsiniz, daha sonra örersiniz. Yani onu bir iğneye de takabilirsiniz, çatallı iğneye. Bakın sonra bunu bu şekilde örüyoruz. Bakın ikinci burgumuzu da yaptık. Yine 8 sıra öreceğiz. Ama buradaki kesmelerimizi de yapacağız. Şimdi arkayı yine aynı şekilde örüyoruz. Gördüğümüz gibi yapıyoruz. Ön sırada kesme işlemi yapacağız. Şimdi yine ön sıraya geldik. Bakın şimdi yine bunu ikisini keseceğim. Ve aynı saç örgümü 8 sıra daha yapacağım. Bu üçüncü sıramız. 3 mü? Pardon, yanlış saymayayım. Şuradan onu sayabilirsiniz. Evet. Şunu bir sırayı geçelim ve nasıl sayıldığını da göstereyim. Çünkü burgu olduğu zaman sayması biraz güç oluyor. Şimdi onu göstereyim. Bu sırayı geçelim hemen. Bakın böyle bir kazak olacak. Yakası kendiliğinden saç örgüsü olacak. Burada da V'mizi keserek devam ediyoruz. Şimdi bakın şurada vurduğumuz yere şöyle parmağınızı sokun. Bakın şurada vurduğumuz yere şuraya parmağınızı sokun. Bakın burada şuraya soktuktan sonra kaç sıra yaptığımız burada belli. Bakın burada 1, 2, 3 sıra olmuş. Şimdi 4. sırayı geçiyorum. Şuradan bakın şu şekilde 1, 2, 3, bu 4. sıra. 8 sıra örelim ve bunu da dediğim gibi bu sırada kestik. Arkayı kesmeyeceğim. Öne geleceğim. Yine kesmeyeceğim. Yine arkayı zaten öreceğim. Öbür önde keseceğim. Bu şekilde bu kesme işlemini yaparak saç örgümüzde kurarak ilerleyelim arkadaşlar. Boyunu ben biraz öreyim. O daha sonra yeniden buluşalım. Evet arkadaşlar. Saç örgünün bir tarafını bitirdik. Bakın V yakasını burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere kesme yapmışım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere kesme yapmışım. Siz de aynı bu şekilde kesmelerinizi yapın. Ve boyunu da tabi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benimkinin boyunu şöyle bir hemen ölçelim. ...42 santim arkadaşlar. Hafif tabi buharda verince 42-43 santim boyu oldu. Şu şekilde göstereyim. Bunu bedenini de ben 36-38 bedene göre ördüm. Burasını da zaten söylemiştim. Şöyle bakın. Çünkü saç örgüsü topluyor ama giyince tabi açılacağı için
39 santim arkadaşlar. Bu 36-38 beden zaten videonun başında ben anlattım bunun nasıl ayarlayacağınız hakkında. Siz de buraya kadar örün. Öbür tarafını da inşallah ikinci videoda anlatacağım. Zaten kolları arkasında hiçbir şey yok. Bakın arkasını bundan 2 ilmek eksik başladım ve dümdüz ördüm. Hiçbir eksiltme, arttırma yok. Aynı sayıya gelene kadar öreceğiz ve ondan sonra kesme işlemini yapacağız. Şöyle kesme işlemini örerek yaka omuzları birleştireceğiz arkadaşlar. Kalın ip olduğu için kesmeden örerek birleştireceğiz. Onu da ikinci videoda anlatacağım. Şöyle göstereyim. Kolunu da bakın bu şekilde çalıştım ben. Çizgili çalıştım. İki renk, iki tane bu ipten 200 gram, 200 gram da bu ipi kullanarak çalışmamıza benim ipim yetti. İhraç fazlası ip kullandığım için metrajını da tam bilmiyorum. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Instagram'da da Örgü Hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.